Evet, çok önemli bir konu ağırlıyoruz Ankara Stüdyosu'nda. Adalet Bakanı Sayın Abdullah Gül bizi kırmadılar, teşrif ettiler. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bunca yoğunluğun arasında bizi kırmadan çok katıldınız. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim konu çok, başlıklar da çok. Müsaadenizle ben FETÖ ile mücadele konusundan başlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir hafta önce önemli bir açıklama yaptı bir miting sırasında. 100 kilogram Isparta'da 100 kilogram altın 5 milyon dolar da para bulunduğunu ifade etti. Bu konularda uyarılarda bulundu. FETÖ'nün organizasyon kabiliyeti, para kaynakları, transferi, işte cezaevlerindeki duruma ilişkin bazı kaygılar ve eleştiriler, tespitler var. Durum nedir? Hem bu mücadelede durum nedir? Hem de hala böyle organizasyonel kabiliyetleri var mı bu terör örgütünün? Evet bu 15 Temmuz darbe girişiminden biri hem hukuk hem de diğer alanlarda bütün kurumlar FETÖ ve diğer terör örgütleriyle etkin bir mücadele sürdürüyor. Burada temel yaklaşım şu. Devletin içerisinde sızmış 40 yıllık bir terör örgütünün öyle 40 günde, 1 yılda, 2 yılda biz mücadele ettik ve bitirdik şeklinde bir rehavet asla olmaması gereken bir düşünce. Bu konudaki temel yaklaşım ee, sonuna kadar bu terör örgütünün bütün etkileriyle, bütün unsurlarıyla devletimizi, milletimizi e, zarar verecek bütün tehlikelerden arındırıncaya kadar mücadeleyi kesinsiz, kararlı e, bir şekilde sürdürmek zorundayız. E, devletimiz, bütün e, kurumlarımız bunun bilincinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi buna mağdurdur. Yani biz şu kadar kişi cezaevine girdi, şu kadar kişi yargılanıyor e, ama bu mücadeleyi tamamladık, İşte bunların hepsi deşifre oldu şeklinde bir yaklaşım, bu konuda bir zafiyete düşürür. Ve hem yargı, hem diğer bütün kurumlarında burada yaklaşımı, bu hususta asla bir rehavete kapılmama yaklaşımıdır, anlayışıdır. Çünkü örgütün kendisi atipik bir terör örgütü. Yani bir eylem olduğunda diğer terör örgütlere bakarsınız, örgüt ismi verir ve o eylemi üstlenir. Ama bu örgüt, Başkalarının üzerine icabında da yıkar. Birçok ta, Türkiye'deki tarihi kırılma anlarında işte baylok şifreleri çözüldüğünde e, yargılamalarda mahkemelerin tespit ettiği, savcılığın tespit ettiği birçok deliller çıkıyor ki aslında e, Türkiye'deki birçok sokak hadisesi, birçok e, anarşi, birçok terör hadisesinin arkasında bunların olduğu açık. Dolayısıyla atik bir terör örgütüne karşı e, mücadeleniz de bu anlamda çok kararlı bir şekilde olması lazım. Yani kimse e, diğer çok terör örgütü kendi isminin bu şekilde bu örgüt yaptı diye üstlenirken bu örgütün şeyi kriptodur özelliği. Kendilerini gizleme. Dolayısıyla e, kripto olan bir şeyde hepsi deşifre olmuştur şeklinde bir yaklaşım e, bu konuda mücadeleyi zayıflatır. E, Türkiye'de emniyet olsun, adli olsun, askeri olsun, devletin kurumlarında ve diğer yerlerde elbette çok önemli deşifreler oldu, çok önemli aşamalar kat ettik. Ama e, yargı olsun, diğer yerler olsun bu konuda e, bir kişi bile olsa e, bu hususta teftişler, denetimler elbette kararlı bir şekilde devam etmektedir. Devam etmelidir. Cumhurbaşkanı'nın söylediği örnekte de ee, i̇şte yine terör örgütünün kendi bu anlamdaki finans şeylerin, işte bankaların, para kasalarında, diğer yerlerde bu konuda kamuoyunda ve ilgili kurumlarda bir hassasiyeti tekrar hatırlatma adına e, önemli bir vurguydu. Bu konuda e, tüm kamuoyu, tüm milletimizle tüm devlet organları da elbette bu hassasiyeti sürdürmek zorunda sürdürmeye de devam ediyor. Bu tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği teklif ceza indirimi konusunda da... ...bu cezaevlerindeki duruma dikkat çekiliyor. Şimdi cezaevlerinde bir kapasite fazlalığı var. İşte 270 binlere ulaştığı ifade ediliyor mahkumların, tutukluların. Bu kapasite artışına yönelik sizin bir çalışmanız vardı. Ve cezaev, yeni cezaevleri yapılıyordu. Bunlar ne aşamada? Bazı ihaleler iptal edildi. İşte yine az önceki sorunla bağlantılı olarak... Fethullahçı terör örgütünün cezaevinde adli suçlu mahkumları manipüle ettiği, orada onları dönüştürdüğü ya da orada bir suç şebekesi kurduğuna ilişkin bazı değerlendirmeler var. Bunlara katılır mısınız? Bu kapasite artışına yönelik neler yapıyorsunuz? Şimdi burada e, Türkiye'de e, cezaevinde de olsa, diğer yerlerde de olsa suça karışan e, suç örgütü gibi e, gayret eden, Hangi fiile varsa hem cezaevi hem e, kolluk hem güvenlik güçlerimiz, istihbarat e, görevlerimiz bu konuda her türlü çalışma yaparak yargı e, bu konudaki bütün e, suçlularla ilgili işlemini sürdürmektedir. Nerede olursa olsun bu konuda teyakkuz halindedir bütün birimlerimiz. E, cezaevi inşaatları devam ediyor e, ve bu konuda ihalesi iptal olan faiz fiyat verdiği için iptal ettiğimiz bu var ama onun haricinde bu bunlar devam ediyor. esas itibariyle cezaevlerinde çok artış var bu yüzden şöyle bir bir taraftan boşaltalım şeklinde bir yaklaşım doğru bir yaklaşım olmaz. Şöyle ki Elbette buna yönelik tedbirleri almak lazım. Bu realiteyi dikkate alarak ceza politikalarını yine değerlendirmek lazım. Ama bu hususta bizim çalışma tarzımız, yaklaşımımız Türkiye'de ceza adaletini tesis edecek. Yani cezaevlerindeki infaz sistemi ile ilgili çağdaş infaz rejimleri, farklı infaz usulleri, ee, yine çağdaş mukayeseli hukuka göre ne şekilde olabilir? Denetimin serbestlik anlamında bir uygulama, bunun kapsamının genişletilmesi, daraltılması. Elbette bunun hem insani anlamda yani cezaevinde de olsa devlete teslim edilmiş, emanet edilmiş kişilerdir, insandır. Ve devletin temel görevi de insanı yaşatmaktır. ...insani koşullarda, standartlarda. Elbette onları da dikkate alacak şekilde ama burada temel yaklaşım hani cezaevleri çok sıkıştı değil Ceza adaletinde bir e, acaba e, bir düzenleme yapmak gerekir mi? İşte bazı suçlarla ilgili cezalar, infazlar ne şekilde olması lazım? Bazı e, suçlar işleniyor, kamuoyunda infiale sebep oluyor ama bir taraftan giriyor, öbür taraftan evet. çıkıyor. Şimdi toplumda cezasızlık algısı devlete güveni de, e, topluma güveni, kendine güveni de ortadan kaldırıyor bizim çalışmamızda Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla akademisyenler uygulayıcılarla yapmış olduğumuz bir çalışma. Bu Milletçi Hareket Partisi'nin verdiği tekliften sonraki e, çalışmanızdan bahsediyoruz değil mi? Da, yani AK Parti olarak hükümet olarak yapmış olduğumuz çalışma. Elbette o diğer teklif siyasetin konusudur, meclisin takdiridir. O konuda ben e, Cumhurbaşkanımız açıklamalar yaptılar, siyaset e, açıklamasını yaptı o konuyla ilgili değil. Kendi çalışmamız perspektifinde söylüyorum. Anladım. Yani bu konu kapanmadı efendim, değil mi? E, çok soru geliyor bununla ilgili bir beklenti de oluştu adına af demiyoruz. Gerçekten öyle bir ceza indirimi ki AK Parti 671 sayılı kararnameyle infaz sürelerinde değişikliğe giderek böyle bir çalışma yaptı. 17 Ağustos 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararnameyi kastediyorum. Milletçi Hareket Partisi de diyor ki biz de benzer bir teklif verdik. İşte ceza indirimi öngördük. Şimdi burada bir beklenti de oluştu açıkçası. Sizin yaptığınız çalışma bir ceza indirimi mi içeriyor? suçların daraltılmasını daraltılması mı söz konusu? İşte özellikle bu uyuşturucu meselesinde uyuşturucu satıcıları, torbacılar olarak adlandırılıyor, adlandırıyor Milliyetçi Hareket Partisi. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Bununla ilgili yaklaşımını ortaya koydu. Yani sizin yaptığınız çalışma bu tekliften bağımsız olarak bir ceza indirimi mi getirecek? Yani nasıl bir düzenleme olacak? Ee, bu teklif dediğin gibi siyasetin, meclisin takdirinde olan bir konu. Bizim yapmış olduğumuz sürekli Adalet bakanlığı görevi anlamında da zaten bu e, ceza adaletini sağlamak anlamında e, alınan kararlar, uygulamalar ne yöndedir? Yani insanlar adalet duygusunu eğer yaptığı yanına kar kalıyor duygusuna sahip olursa başta kendisine, topluma ve devlete saygısını ortadan kaldırır. Dolayısıyla biz burada... Ee, belki de cezaevine girecekler de ya ceza e, alacakların sayısı da artacak. Bu konuda biz ne olması gerekiyor? İdeal e, adalet e, psikolojisini, ceza adaletini sağlayacak hangi unsurlar var bunlara çalışıyoruz. Yani Türkiye'de e, bir hırsızlık yapıp e, nasıl olsa birazdan çıkacağım diye e, birisi e, bir açıklama yapıyor. Hakikaten çıkıyorsa ki infaz sistemimizdeki uygulamalardan kaynaklı. Hı hı. Bu anlamda buna benzer. Elbette çalışma tamamlanınca bunu kamuoyuyla paylaşmak daha doğru olur. Ve bu her zaman e, tüm modern demokrasilerde, devletlerde bu konu hep daima masadadır. Evet. Yani ceza adaleti burada sağlamak ve cezaevlerindeki de e, elbette e, yine e, koşullar, e, infaz sistemin masaya yatırılması, çağdaş infaz sistemleri. Bunlarla ilgili en adil toplumda yaptığı yanına kar kalıyor. Cezasızlık algısı e, da ortadan kaldırıcı ya da çok fahiş bir takım hususlar e, varsa bunların da elbette dört başı mamur şekilde değerlendirdikten sonra e, kamuoyuyla paylaşılacak. Ama buradaki en hassas nokta şu toplumun hassasiyetleri neyse e, bu hassasiyetlere riayet ederek elbette düzenleme e, kamuoyuyla tartışılacaktır, paylaşılacaktır. Bu torbacılar diye tabir edilen mesele vardı işte sayıları 40 binin üzerinde olduğu ifade ediliyor. 40-50 bin arası. Milletçi Hareket Partisi diyor ki bunlar kader mahkubudur. İşte ...yüksek ceza almışlardır. İşte bunu zamanında FETÖ'cü hakimler de bu cezaları verdiler deniliyor. Çok yüksektir bu cezalar. Bunların rehabilitasyonu sadece cezaevinde değil süreç içinde devam etsin diyor. Sizin hassasiyetiniz bu işte uyuşturucu satıcılarına yönelik baronlar değil tabii ki bu satıcı. Bunlarla ilgili de bir kısıtlama olacak mı bu düzenleme içinde ya da onlar da dahil olacak mı? Şimdi tabii son tahlilde ceza kanunları ile ilgili cezaların artırılması, indirilmesi meclisin takdirinde olan bir konu. Biz teknik olarak bu çalışma yaparız. Sonra yüce meclisin takdirindedir bu ustalarla ilgili değerlendirme. burada yaklaşım itibariyle uyuşturucu meselesinde torbacı torbacı bunlar da zaten baronlar, torbacılar ortak çalışıyorlar. Hı hı. Son tahlilde bizim çocuklarımızı zehirliyor, sokakta satıyorlar. Bu konuda e, temel yaklaşım e, ceza hukukunda e, ağır bir meyide bunlar artırıldı toplumdaki taleple beraber. Elbette bunların hepsi masaya yatırılıp e, nasıl bu konuda mücadele daha etkin olacaksa bunların hepsi değerlendirecektir. Biz teknik olarak bu hususlarla ilgili e, ceza artırımları hangi e, boyutlarda e, istatistikler, adli istatistikler istatistikleri vesaire tüm bunlarla ilgili teknik çalışma analizi yapacağız ama... Elbette milletimiz adına bu konuda karar verecek olan meclisin kendi takdiridir. Bunları sadece teknik olarak fotoğrafı çekip resmi ortaya koyma anlamında bir çalışmayı sürdürüyoruz. Bu söylediklerinizden bu konunun her zaman gündeminizde olduğu, yargılama süreçlerinin daha adil, daha hızlı olması konusunda çalışmalarınızın olduğunu anlıyorum. Yani bu konu kapanmış değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifinden önce de böyle bir çalışmanız, niyetiniz olduğunu anlıyorum. Doğru mu Sayın Bakan? AK Parti bu anlamda infaz sistemiyle ilgili mesela denetimli serbestliği, Türk hukuk sistemini AK Parti getirmiştir. Yani bu konuda ihtiyaçları, cezanın amacı ıslah olmaktır. Evet. Bu hususlarla ilgili çağdaş tüm çalışmalar AK Parti yapar. Kendi çalışmalarıyla bunları değerlendirir. Elbette tüm milletin malıdır. Tüm siyasi partilerle ya da ortak bir konsensüste toplumun ortak katmanlarıyla bir ortaklaşma olduktan sonra bunların hepsi eee yürürlüğe konabilir. Ama dediğim gibi bu husus meclisin takdirinde biz teknik olarak nedir, istatistikler nedir, veriler nedir bu konularla ilgili bir fotoğrafı çekmeye devam ediyoruz. Evet. Efendim, e, Rahit Brunson meselesi vardı bir de e, tabi ülkesine döndü 3 yıl 45 gün ceza alarak döndü. Şimdi tabi merak edilen konu Raip Bransin'in e, dönmesinden sonra işte bir kalan bir cezası söz konusu olacak. Bu cezayı nasıl çekecek diye merak ediliyor. Yani geri dönmesi herhalde beklenmiyor. Birincisi o, ikincisi de bu e, tahliye kararı ya da işte ceza alarak ülkesine dönmesi şartlı salverme e, kararı. FETÖ yargılamalarını olumsuz etkiler mi? Çünkü Türkiye'de hala yargılanan Amerikan vatandaşları var. Yine bu e, terör suçundan yargılanan. Diğer davaları etkiler mi bu Brunson'un, e, Brunson'la ilgili karar? Biz bu konuda e, Brunson'la ilgili e, karar e, Türkiye yargısı tarafından verilmiş e, bir karar oldu ...ve e, bu kararın nereye dayandığını, hangi delillere dayandığını elbette gerekçeli kararla beraber görmüş olacağız. Ama şunu açıkça söylemek lazım. Türkiye yargısı savcısından hakimine kadar hiçbir telkin, hiçbir talimat, hiçbir tecrüte boyun eğmez ve kararını dosyalar kapsamında verir. Şu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin vatandaşı, şu sınıftan, bu sınıftan şeklinde bir ayrıma tabi için delillere bakar ve ona göre karar verir. E, savcı 30 yıl istedi. E, savcı iki fiilden ya da üç fiilden Talepte bulunuyor, üst sınırını toplayıp kamuoyunda şu kadar istendi. Alt sınırdan toplayıp işte belli ustalarla ilgili bakımda o şekilde de bakılabilir. Son tahlilde savcının talebi elbette bir iddiadır. Ama her savcının açtığı dava bir mahkumiyette sonuçlanıyor ya da mahkeme farklı değerlendirebiliyor. Mahkeme savcının tanımladığından daha öte suçu tavsif edebilir. Yani ben daha ağır bir bu baktım delillere dinledim. E, gördüm daha ağırı da e, karar veriyorum diyebilir. Dolayısıyla bu ustalarla ilgili biz yargılama makamı değiliz. Hangi delile dayandı, hangi usta vardı, e, bu konularla ilgili elbette gerekçeyi gördükten sonra hukuk aleminde, kamuoyunda bu ustalarla ilgili e, bir konu elbette daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilir. Ama burada e, Türk yargısı bu kararı vermiştir. Bu kararın diğer yargılamalarla ilgili de herhangi bir e, işbir ilgisi yoktur. Her dosya kendi içerisinde deliliyle beraber e, değerlendirilir, karar verilir. Daha bu hafta müebbet hapis cezaları verildi. FETÖ ile ilgili geçen hafta verildi. Ya da farklı e, beraatler verildi. Bu tamamen mahkeme dış şeyden soyutlanır ve kendi dosyasıyla karar verir. Dolayısıyla bize düşen e, yargı kararını elbette eleştirebiliriz. Kamuoyuna çıktıktan sonra yargı kararıyla konuşur ve o alenileştikten sonra herkesin bu hususla ilgili fikrini söyleyebilir. Ama yargıyı yıpratmadan, yargı bu konuda e, Türkiye'nin bekası ile ilgili Türk milleti adına dosyalar, hukuk çerçevesinde vicdani kanaatine göre karar vermektedir. Bu hususta da öyle olduğunu düşünüyoruz, inanıyoruz. Gerekçe kararla beraber hep beraber yine değerlendirilebilir tabii. Beyaz Saray'dan gelen açıklamada Trump'ın bu e, Ray Brunson olayıyla birlikte koşulsuz şartsız diğer Amerikan vatandaşlarının da serbest kalmasını istiyoruz demişti. Yani Amerika isteyebilir tabii ki. Bu konuda da hani e, yanlış hatırlamıyorsam 12 Amerikan vatandaşı, 4'ü konsolosluk görevlisi var. 8 de e, normal vatandaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin burada yargılamaları devam ediyor. Ee, onlar bağımsız bir şekilde yürür ve hepsi dosyasına göre değerlendiriliyor. Yani, Türk yargısına hiçbir kimse, hiçbir e, mevki, hangi mevkide olursa olsun, hangi pozisyonda olursa olsun hiç kimse talimat veremez. Kendi delilleri çerçevesinde yargılamalar sürer. Mahkumiyetse mahkumiyet, beraatse beraat Nitekim bu, bu, konuda da Brans'ın berat etmiş değildir. <laughs> e, mahkeme bir e, fiilden. Bunları gerekçede de göreceğiz. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermiştir. Dolayısıyla mahkum etmiştir fiillerle ilgili. Elbette bu konu yine istinaf ve yargıtay boyutuyla da yine sürecini sürdürecektir. Amerika'dan bizim de taleplerimiz var Sayın Bakanım. bizim de oradan iade taleplerimiz var. FETÖ elebaşı orada, diğer FETÖ'cüler orada. Bir de tabi bu Brunson olayıyla birlikte aslında daha öncesinde Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı görüşmelerle bir adli yardımlaşma ve işbirliği Komisyonu ya da komitesi kurulmuştu. Onların talepleri vardı buradaki e, operasyonlarla yargı süreçleriyle ilgili. Bizim de taleplerimiz var. Bu komisyon nasıl çalışıyor? Ne aşamada? E, başlıkları neler? Yani bizim taleplerimize de bakıyor mu Amerika Birleşik Devletleri? Evet, bu konuda bizim taleplerimizi istediğimiz düzeyde e, neticelendirmiş değil. Biz bu konuda e, Fetö Elebaşı'nın Amerika'da bulunuyor olması ve bu konuda Türk yargısına e, talebini karşılaması hususundaki beklentilerimizi sürekli ifade ediyoruz. Bu konuda e, ABD olumlu yaklaşmış değil ve biz bir an evvel bu dosyalarımızın yargı meclisine intikal edilerek sonuç alınmasını bekliyoruz. Bir hukuk devletinde olması gereken budur. Hem ikili sözleşmeler hem uluslararası sözleşmeler çerçevesinde. ABD'nin yapması gereken adımları elbette bekliyoruz ve bunun sonuna kadar takipçi olacağız. Bu konuyla ilgili bir henüz olumlu bir gelişme olmadı. Diğer konularla ilgili de adli yardımlaşma çerçevesinde çalışma grupları oluşturuldu. İşte deliller, yeni deliller çıktığında bunları savcılık ve mahkemelerimiz yine bakanlığımız, dışişleri bakanı aracılığıyla Amerikalı makamlara iletiyorlar. Çalışma gruplarında konunun enine boyuna tüm delillerini hem Dışişleri hem Adalet Bakanlığı yetkilileri bu konuyu masaya yatırıyorlar. Biz bu hususta da sonuna kadar takipçi olacağız. Çünkü hukuk her şeyin üstündedir. En büyük güç hukuktur. En büyük delil hukuktur. Ve burada hukukun yerine gelmesini bekliyoruz. Bu konuda da her türlü çabamızı, mücadelemizi sürdürüyoruz. Ve sunduğumuz... ...bu konudaki deliller çerçevesinde de... ...Amerika'dan elbette... ...olumlu bir netice bekliyoruz. Takipçisi olacağız. Tabii bu olayla birlikte gündeme geldi ama... ...yazılıp çizilmeye de başlandı. Bu FETÖ dışında bir de bizim... ...haklı olduğumuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... ...haklı olduğu bir olay var işte. Halk Bankası olayı ve Hakan Atilla'nın... ...hala orada mahkumiyeti devam ediyor. Tutukluluğu devam ediyor. Onunla ilgili yakın zamanda bir gelişme bekleyelim mi? Burada... E... Halkbank'la ilgili açılmış bir dava yok. Yani Halkbank'ın bir yöneticisi Hı. hakkında açılmış bir dava var. Dolayısıyla Bankın bu anlamda bankamız çok milli bankamızın itibarı anlamında onu da hassasiyette dikkat etmemiz lazım. O yöneticiyle ilgili bir dava var. O konuda ilgili de biz yine haksız bir yargılama olduğu hususunda hep dile getirildi, iletildi Amerikalı yetkililere. Elbette bu konuyla ilgili hem İlgil'in hem Türkiye'nin de bu konudaki talepleri söz konusu oldu. süreci beraber takip edeceğiz. Yani yakın zamanda bir şey olabilir diyorsunuz. Bir Tabii e, orada bir yargılama bir süreci süreç. var. Bir temiz boyutu ve diğer konular. O çok ayrıntılarıyla beraber ayrıntılı bir şekilde bir süreci var. Ama bu konuda bir haksızlığın, bir Türk vatandaşına karşı yapılan haksızlığın elbette son erdirilmesi Türkiye olarak bizim talebimiz, beklentimiz, dile getirdiğimiz hususlar. Sayın Bakan, şimdi Cemal Kaşıkçı olayı e, artık e, uluslararası boyut kazanmış durumda. Türkiye'de kendi üzerine düşen bütün e, görevleri, sorumlulukları ifade ediyor. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması konusunda. Şimdi tabii e, başkonsolos Yüteybi Türkiye'den ayrıldı. Onunla ilgili de çok eleştiri var. Neden işte ayrıldı? Bir yana sözleşmesine atıf yapılıyor. E, müdahale edilemeyeceği ifade ediliyor. Şimdi e, Türkiye'de de bir yargı süreci var. Şu anda tabi deliller de toplanıyor. Hem istihbarat hem emniyet hem e, yargı süreçleri işliyor. E, bu konsolos Uteybi'nin Türkiye'ye iade edilmesi ya da Türkiye'nin bu konuda bir iade talebi olacak mı? Suudi Arabistan e, makamları Şimdi İranç iade talepleri yargının savcılık aşamasında soruşturma aşamasında savcılık makamının Kovuşturma aşaması da mahkemenin, hakimin talebiyle, kararıyla mümkün olabiliyor. Bu hususta savcılık bir soruşturmayı sürdürüyor. Olayla beraber derhal savcılık, İstanbul Başsavcılığı soruşturmayı başlattı ve bu çerçevede de incelemelerini sürdürüyor. Eğer savcılık bu konuda bir ihtiyaç, delillerle ilgili kuvvetli şüphe ya da bulgu üzerine bir ihtiyaç görürse, kanaat getirirse... ...karar verirse bu konuda elbette savcılık iade sürecini işletebilir. Savcılığın kendi takdirinde olan bir konudur. Şimdi ceza hukuku açısından siz de hukukçusunuz ve bunu benden daha iyi bilirsiniz. Ortada bir ceset yoksa bir cinayet davası açamıyorsunuz. İşte cinayetin koşulları var, cinayet aracı, cinayette kullanılan araç, silah neyse... ...bir neden ve en önemli unsur ceset. Bu DNA, da, DNA parçası da olabilir, bir uzuv da olabilir. Bu konuda bir kaygınız var mı? Türkiye'nin elinde böyle bir delil var mı? Şimdi burada tabii bu konularla ilgili soruşturmalar gizli bir şekilde savcılık marifetiyle yürütülüyor. Elbette deliller, tüm kriminal incelemeleri de yaptıran makam savcılık makamı. Dolayısıyla bu konu... E, ...savcılıkça neticelendirilmeden, soruşturma tamamlanmadan bir şey söylemek e, güç. Ama olayla ilgili Suudi makamlar da olayın bir ölümle artık sonuçlandığını ifade ettiler. Bu konuda Türkiye'nin başından beri takındığı tavır bir insan e, hayatı söz konusu... ...ve burada e, bu konunun sonuna kadar gidilmesi ve aydınlatılması hususundaki... E, ...Türkiye'nin e, başından beri takındığı e, çok pozitif, çok başarılı bir süreç e, oldu... Ya bu konuda e, en ufak bir bilgi, bulgu ve delilin bile ıskalanmadan, <laughs> ihmal edilmeden, e, üstü örtülmeden bu e, soruşturmanın tamamlanması hususunda bir irade başından beri u uygulandı ve e, bu konuda tüm boyutlarıyla aydınlatılacaktır. E, buna e, sonuna kadar Türkiye'de, e, Türkiye da, tüm e, emniyet istihbarat kurumları da bu konunun aydınlatılması için her türlü seferberliği başlatmıştır, sürdürmektedir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı da dün meclis grubunda bir çağrı yaptı Kral Selman'a. Dedi ki bu 18 kişiyi 15 artı 3 e, siz onay verin Türkiye'de yargılayalım. E, burada bir e, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan bir kısıt mı söz konusu? Yani Türkiye talep ettiğinde alamayacak mı? Kralın Hüdi yönetiminin buna onay vermesi mi gerekir? Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Evet bu konuda tabi e, olay e, Türkiye'de oldu ama konsoloslukta e, cereyan etti. E, elbette orada bazı imkanlar var hukuki olarak bazı bağışıklıklar var. bunları çok ayrısına girecek değilim. E, ama burada e, adı geçen isimlerin başka ülkede olması e, soruşturmanın bu anlamda bazı unsurlarının da soruşturma makamı savcılık tarafından tam boyutuyla yapılamıyor. Yani çapraz sorguda ya da ifadelerin alınması hususunda bir yüz yüze bir imkandan yoksun. Burada tabii bir vatandaş işte FETÖ yargılamalarında da iade talepleri oluyor başka ülkede ise. Bu konuda hem sözleşmeler hem ülkenin tavrı önemli. Ama burada Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı üzerine bizim de tüm dünya kamuoyunda beklentisi bu kişilerin soruşturmanın yürütüldüğü yer İstanbul Savcılığı'na bu konuda yine iadesiyle ilgili bir konu ama bu konu öyle bir hemen talep olunca hemen anında yerine getirecek bir hukuki bu anlamda bir müeyyidesi de yok. Ee, ama bu uluslararası toplumun, dünya kamuoyunun, herkesin e, bu konunun e, aydınlatılması hususunda bir iradesi var. Dolayısıyla e, Türkiye'de bu konuda soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor. Elbette bu çağrı bir şekilde cevapsız kalmayacaktır. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir bu çağrıya cevap olacak. Bizler de bu talep yerine geldiğinde daha da konunun aydınlatılacağına inanıyoruz. Ama elbette hem uluslararası sözleşme, hem uluslararası hukuk, hem de teamüller ve belli fiili imkansızlıklar bu konuyu nasıl mecraya götürecek hep beraber değerlendireceğiz. Ama Cumhurbaşkanımızın dünkü çağrısı bütün dünyada çok büyük bir ses getirdi. Bu konuya Türkiye'nin yaklaşımı Türkiye Hukuk Devleti ve bir insana bir gazeteciye yönelik bu saldırıyla ilgili olay neyse failler kimse bu hususta e, Suudi e, Arabistan'la da yine e, ilişkiler e, mecburen çünkü failler e, ya da zanlıların bir kısmı orada. Ee, işte bir takım açıklamalar yapılıyor. İşte Yerli işbirlik Cumhurbaşkanımız onu da sordu. Kimdir bu? Hı hı. Bu konularla ilgili e, elbette e, konunun üstü örtülmeden Türkiye başından beri takındığı tutumu sürdürecek ve olayın en e, hızlı bir şekilde aydınlatılmasını hepimiz bekliyoruz. Bir de tabi bu andımız meselesi. E, şimdi Nisan ayında aslında e, mahkeme bu kararı aldı diyorlar ve e, bununla ilgili de gerekçeli karar belki yazım süreci ne, neden bu döneme bu dönemde gündeme geldi böyle bir hani sürpriz olarak değerlendiriyor musunuz bunu bu anda? yani 2013'te açılmış bir dava 2018 5 yıl olmuş yani niye bu kadar geldi evet bu sorunun muhatabı biz değiliz ama hmm. e, makul bir soru tabii bu konuda peki e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ısrarı var. Hatta ittifakı sonlandırma gerekçelerinden biri de bu. Andığımız konusu. Şimdi Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerle ilgili boyutunun kapandığı açıklandı liderler tarafından. Ama Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda ısrarını sürdüreceğini ifade ediyor. Bu konuda bir referandum önerisi gelirse bunu halka götürme, referanduma sunma buna nasıl yaklaşırsınız? Şimdi bu andımız meselesi baştan beri çok konuşuldu. Dün de grup konuşmasında Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Çok bu konunun bütün boyutlarıyla herkes fikrini söyledi. Dolayısıyla çok bu konuda söylenecek esasen farklı bir şey yok. Ama şunu söylemek lazım. Biz burada bir yürütmenin yerine geçerek bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulaması var. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı bu uygulamayı e, yerine geçirecek bir makamdır. E, bu konu yine yargılamada devam eden bir e, süreçtir. Ama orada Danıştay 8. E, Daire Başkanı'nın da muhalefet şerhinde yazdığı gibi bu konu idarenin bir tasarrufunda olan bir konu ve bu konuyla ilgili elbette e, Milli Eğitim'in e, bu konudaki politikalarını kendileri belirleyecektir. Ne şekilde yapacaklarını da kendileri takdir eder şeklinde çok doğru bir gerekçe vardı. Anayasaya uygun bir gerekçe. Biz bu teknik boyutuyla ilgili değerlendirdik. Ama e, Türklük kimliğiyle ilgili e, asla kimsenin bir şeyi olmaz. Bu bizim ortak değerimiz, üst kimliğimiz e, doğru çalışkan olmak elbette bunların e, içeriğiyle ilgili bir itiraz söz konusu değil. Hukuki olarak burada bir e, konu hatırlatılmış, gündeme gelmiştir. Son tahilde bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nda süreci kendisi yönetilmektir. Sayın Bakan, şimdi bu hayvan hakları konusu son dönemde toplum vicdanını yaralayan görüntülere tanık oluyoruz. Ee, açıkçası çok hassasiyette üst noktaya ulaştı. Sizin de buna kayıtsız kalmadığınızı biliyoruz, Bakanlık olarak bir çalışmanız var, bir tasarı taslak hazırlandı Hı. Ne tür cezalar getiriliyor bu hayvanlara eziyet edenler, öldürenlerle ilgili? Bize belki bu konuda bir manşet verirseniz, Sayın Bakan. Burada bir defa sahipli hayvanlar Türk Ceza Kanunu muhatabıydı. Yani bir sizin bir köpeğiniz, kediniz var. Buna karşı birisi zarar verirse davaya konu edebiliyordunuz. peki sahipsiz hayvan yani bir can taşımıyor mu? O da bir değer değil mi? Biz bu yaklaşımla sahipli sahipsiz hayvan ayrımı kaldırdık. her ikisine de yönelik eziyet, fena muamele hususunda bir suç ceza kanunu anlamında suç oluşturacak bir düzenleme hazırladık. Mevcut cezaları, idari cezaları artırıcı bir takım düzenlemeler yaptık. Dolayısıyla, hapis cezası var mı? Evet, hapis cezası gelecek. Yani hayvanlar eziyet eza gösteren fena kötü muamelede bulunanlara karşı hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladık. Super. Bu konuyla ilgili elbette Orman Bakanlığı da bu konunun Kanundaki uygulayıcısı e, bakanlık. Çünkü pet shoplar var, barınaklar var. Yani birçok alan var. Sadece bu alanın da dışında. E, yine bakanlığımızda e, çok bu konudaki önemli gelişmeleri düzenleme önerileri oldu. Hep beraber bu e, hem Türk ceza kanunu anlamında hem hayvanları koruma kanunu anlamında düzenlemeler, çalışmalar yapıldı. Meclisimizin takdirinde e, bu konunun yakın zamanda e, gündeme geleceğini ve yasalaşacağına inanıyoruz. Elbette bir cana yapılan saldırı insana yapılmış bir saldırıdır. Hayvanlar insanlara emanet edilmiş varlıklardır. Onlara da bir insan hayvan dostu olmak zorundadır. O da can taşıyor. Bu konudaki hassasiyeti elbette aslında kanuna gerek olmadan herkesin buna dikkat etmesi lazım ama uygulamada Hı. öyle olmuyor. O yüzden bir kanun düzenleme hazırlığı yapıldı. İnanıyorum ki bu konuda Hayvan dostlarımıza karşı da ezra, eziyet ve kötü muameleyi, o örnekleri görmeyiz. Sayın Bakan, süremiz doldu ama son bir soru sormadan edemeyeceğim. Çok talep var bununla ilgili. Sayıları 5500'ü bulan mübaşirlerin talepleri var. Sizin de bu konuda bir çalışmanız olduğunu biliyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfından genel hizmetler sınıfına alınmak istiyorlar. Doğru. Bu Buradan bir müjde verebilir misiniz? Var, mübaşir arkadaşlarımız ben bir avukatlık yaparak e, bu ülkeye hizmet etmeye e, gayretmiş bir kişi olarak e, adliye koridorlarında bu dosyaların tozunu, yükünü mübaşirlerin çektiğini çok iyi bilen bir e, kişiyim. Dolayısıyla yargının çok önemli unsurları arkadaşlarımız ve haklı talepleri biz bu konuda geçtiğimiz dönem seçim kararı alınmadan önce de Maliye Bakanlığı ile de mutabık kaldık. Mettimizi hazırladık. Kanun teklifimizi hazırladık. Sonra seçim kararı meclis tatile girdi. Bu konuda hükümetimiz de olumlu yaklaşmıştı Maliye Bakanlığımız. Biz tekrar bu konuyu yine gündeme sürekli getiriyoruz ama bildiğiniz gibi kanun teklif etme artık bakanlıklardan yeni sisteme göre milletvekillerine geçti. Güçlü bir parlamento, güçlü milletvekilliği kurum var. Ben bu konunun da mübaşir arkadaşlarımızın hak ettiğini düşünüyorum, inanıyorum. Bu konuda da biz de her türlü hatırlatmayı yapacağız. Hak ettikleri bir konu. Çünkü artık bir neredeyse hakimin, savcının, mahkemenin yükünü taşıyorlar. Sadece orada bir farklı hizmetli gibi yardım hizmet sınıfı değil. Genel idare hizmet sınıfını hak ettiklerini düşünüyorum. İnşallah olumlu neticelenir. Meclisimiz de bunu dikkate alır. Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Ankara'da konuğumuz Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'dü. Sorularımızı yanıtladı. Söz İstanbul'da.